Herkese yeniden merhabalar, kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Artık Arabistan'a döndük, evimize geldik. Şu anda Cidde'deyiz. Nasıl geldik? Yolda neler yaşadık? Mısır'da, İstanbul'da, Cidde'de, havalimanında neler yaşadık? 2 çocukla ve 5 valiz artı 3 küçük valizle neler yaşadık? Toplamda 8 valizimiz vardı. Çünkü bir önceki videomda söylemiştim 8 valizimiz olduğunu. Herkes şaşırmış, ne getirdin, ne yaptın bu kadar çok diye. Şöyle bir kısmını buraya sermeye çalıştım. Sizler için de video çekeceğim. Türkiye'den getirdiklerim diye. İnanın düdüklü tenceresinden, çaydanlığından, tomurcuk çayından, şöyle sunumluklarından, çantalarından, yani kozmetik ürünlerim, kolonyam, diş macunum, kremlerim, perde, çocuklara pike, yani o kadar çok şey getirdim ki ben bile şu an hatırlamıyorum neler var. Hep birlikte bakalım istiyorum. Ama onun dışında şöyle göstermek istiyorum. En çok da böyle garibime giden, Allah Allah bunu niye getirdim diye düşündüğüm sehpa getirdim arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğiniz üçlü sehpa, az sonra göreceksiniz zaten. Hatta bazıları diyecek neden, yani neden bunları da getirdin Mücella? Ama gerçekten ben bu 8 çanta içinde hep böyle en beğendiğim, en hoşuma giden ve burada birçok şeyi bulamadığım için getirmeye çalıştım. Bu arada böyle Elif, Allah ve Muhammed yazan tablolardan da getirdim. Gold olanı buraya salona asacağım. Biliyorsunuz ben Cidde'ye yeni taşındım. Medine'den geldiğimizde 1,5 hafta durduk, 10 gün. Sonra hemen Türkiye'ye uçmuştuk, biliyorsunuz. Eski takipçilerim biliyorlar. Elhamdülillah çok güzel bir 2,5 ay geçirdik. 1,5 ay çocuklarla birlikte durduk. Bir ay da eşimle birlikte. Ya enişte geleli o kadar çok oldu mu diye de soranlar oluyor. Gerçekten biz bile anlamadık. Eşim böyle havalimanına giderken ayakları geri geri gidiyor. Diyor ki ben geri dönüyorum falan. İşe gelmek istemiyor. Ama şunu hep söylüyorum. Ben Arabistan'ı da çok seviyorum. Arabistan'a da çok alıştım. Çünkü burada istediğimiz zaman Mekke'ye gidebiliyoruz, Medine'ye gidebiliyoruz. Hatta şimdi planlarımızı hemen yapmaya başladık. Önce Kabe'yi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra Allah nasip ederse Medine'ye gideceğiz. Sizleri de gezdirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz şu anda Türk hacıların gelmesi yasak. O yüzden özleyen herkes için ben burada bir kızınız olarak, evinizin kızı Mücella olarak sizlere çekmeye çalışacağım. İnşallah bugünkü videomda çok sevdiğiniz, severek izlediğiniz bir videomuz olur. Hadi o zaman videomuz başlasın. Çıktık, İstanbul'a gittik, oradan Kahire'ye geçtik, oradan sonra da çok şükür Cidde'ye vardık. Çünkü gerçekten artık havalimanında böyle dua ediyorduk, Allah'ım bir an önce evimize ulaşalım. Çocuklar gerçekten çok bunaldılar. Hiç kimseye transfer uçuş tavsiye etmiyorum. Gerçekten eğer direkt bulabilirseniz direkt uçun. Biz biraz zorunlu oldu çünkü direkt uçuş yoktu. O yüzden bu şekilde geldik ama sonucu güzel oldu. Evimize vardık. Hadi o zaman bugünkü videomuzun konusu olan Türkiye'den getirdiklerime bir bakalım. Şöyle hemen bir perdem var. Kanat perde 2 adet. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok ağır ve kumaşı müthiş kaliteli bir perde. Bunu çok beğendiğim için getirdim. Bu odama değil. Çünkü bu odam gold ve krem ağırlıklı. O yüzden yan odamıza takmayı düşünüyoruz. Ama biliyorsunuz Arabistan'da bu şekilde kornişler olmadığı için
Bunu Arabistan'a uyarlatacağım, perdeciye götürüp şöyle göstereyim. Üst kısmı lacivert, zaten taktığımda da görürsünüz. Oda turu diye çekerim oturma odamızı. Çünkü oturma odamızı Türk usulü yaptık. Salonumuzu Arabistan usulü yaptık. Ne eşimin gönlü kırılsın ne de benim gönlüm kırılsın diye böyle bir yol seçtik. Alttan böyle grileri geliyor. Gerçekten çok beğendim ve çok asil duruyor. Benim zaten koltuk takımım şu renk, füme yani koyu gri. Bilenler bilirler. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah da güzel olur. Yani sehpa getirdim. 2 tane halı getirdim. Neler 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 göreceksiniz az sonra videoda. Şöyle göstereyim. Halil ve Halit için böyle nevresim takımları aldım. Pikesiyle birlikte burada da isimleri yazıyor. Şöyle göstereyim. Bunda Halil yazıyor. Çok da güzel. Şöyle yastığında da Halil yazıyor. Şöyle bakın, çok beğenerek kullanacağız. Yatağına koyduğumda da sizlere çekmeye çalışırım. Bunları Halil ve Halit için, odaları için aldım. Zaten çocukların odası bittiğinde de sizlere çocukların odasını çekmeye çalışacağım. Hem böyle görmek isteyenlere de fikir olmuş olur. Çok kaliteli, kumaşı efsane güzel. Zaten Türkiye'deki kumaşlardan hiçbir yerde yok. Ne Avrupa'da ne Arap ülkelerinde gerçekten hiçbir yerde yok. Bu da böyle perdemizin ipleri. Şöyle göstereyim, biraz karışmış. Böyle boydan boya takılıyor artık biliyorsunuz bu fonlara. Ama gerçekten çok güzel. Böyle tamamen odama çok uyacak. Çünkü bunun bir tık koyusu koltuklarım. Yani çok beğendim. Sizlere de tam böyle taktığımızda da çekmeye çalışacağım. Bir sürü böyle havlulardan getirdim. Şöyle göstereyim. Çünkü buradaki havlular çok fazla hoşuma gitmiyor. Bizim Türkiye'dekiler daha güzel, bilmiyorum. Bunların ikisi takım. Muhtemelen onları misafirlere kullanırım. Böyle mikro bezlerden getirdim. Şöyle yine benim spor yaparken giydiğim zayıflama taytım var. Onu getirdim. Şöyle çocukların battaniyeleri var. Hemen onları açıp göstermek istiyorum size. Şöyle çocukların odası için yine isimleri yazıldı. Halil ve Halit olarak ikisine de. Ya çok güzeller, bakar mısınız? Bu Halil'inki, şöyle göstereyim şuradan. Malları falan çok güzel, yeri çok güzel bunların. Bakın, aldığım sayfaları hatırlarsam sizlere aşağıya bırakırım. Şöyle Allah'ım tablo bile getirdim ya, bakar mısınız? Ama hiçbir şey olmamış. Ay çok güzel. Bakın, böyle tablolarım var. Şöyle yukarıya koyayım. Yine böyle Halit için yapılan amigurumi oyuncaklarım var. Halil'inki de şurada, arkada bir yerde. Ondan sonra göstereceğim. Bakın, bunlar zaten yapışkanlarıyla birlikte geliyor arkada. Şöyle, bunları da buraya asacağız. Direkt oluyor bence. Çünkü hani gold ya, çok şık duracak. Zaten böyle hep görüyordum herkesin evinde. Çok da beğeniyordum. Çok da yakışıyor herkesin evine. Ben de böyle getirmek istedim. Heves ettim yani. İnşallah takınca da sizlere gösteririm. Böyle organizerler aldım. Çok güzel. Lüks organizer sayfasından aldım bunları da. Aşağıya bırakırım. Çok işime yarıyor. Türkiye'de anneme bile bıraktım. Bakın böyle her şeyinizi, çocukların atletlerini, her şeyleri, tek tek çorapları, yani aramaktansa böyle hemen makineden çıkıp kuruttuğunuzda böyle içine koyabilirsiniz. Hatta bakın şöyle birazcık ben düzenleyeceğim buraları karışmaması için. Hatta evde de böyle yapmıştım. Zaten arkamda görüyorsunuz. Zaten bir valiz bunlar, farmasi ürünlerim. Hem evimde kullandığım her şeyi aldım. Hem kaliteli hem de uyguna. Gerçekten burada bulamıyorsunuz. Özellikle bu misbaklı diş macunu çok beğeniyorum. Alın, tavsiye ederim. Diş problemleriniz varsa ya da işte beyazlamıyor bir türlü diyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bol bol sıvı sabun aldım. Benim farmaside en çok sevdiğim koku bu sıvı sabununda. O yüzden de bunu aldım. Bakın şöyle bunları banyoya dizebilirsiniz bu şekilde organizerlerle. Evet, görmüş olduğunuz gibi sehpalarım var. Az sonra sehpalarımı da kuracağım sizlerin huzurunda. Böyle üçlü zigon sehpa getirdim. Yanlış duymadınız. Bildiğiniz zigon sehpa getirdim. İnşallah vidalarını falan unutmamışımdır. Çok ağır çünkü taşıdık yani. Umarım hiçbir şeyini unutmamışızdır. Şimdi bunları kuracağım da. Bunları kurmadan önce şöyle devam edeyim ben.
En azından toplu duruyor yani. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunlar bir de kendi üretimleri. Kendileri üretiyorlar. O yüzden piyasaya göre çok çok uyguna veriyorlar. Eğer böyle düzenleyici organizerlere ihtiyacınız varsa kesinlikle de tavsiye ediyorum. Bakın bir sürü gözü var. Bu large olan. Şimdi zaten yerleştirdiğimde de göreceksiniz. Şöyle mesela kremlerinizi, işte ne bileyim şallarınızı koyabilirsiniz. Çok da güzel. Allah! Daha orada beni bekleyen iki valiz daha var. Burada ne var? İnanın unuttum yani. Bunu da çok beğeniyordum yine. Annem her şeyimi bir kenara koymuş. Böyle Allah razı olsun. Videolarımı da sıkı takipteler, izliyorlar. Yorumlarınızı da okuyorlar. O yüzden lütfen kötü yorum yapmayın. Ne de olsa anne baba yani üzülüyorlar. Güzel yorumlara da seviniyorlar. Burada da böyle sabret. Bunlar salonuma çok güzel olacak. Çünkü iç kısmı beyaz bunların. Hatta bunları girişe de asabilirim. Sabret, şükret. Bak girişe çok güzel olur. Antreye. Şöyle aynanın etrafına mı assam? Güzel olur mu sizce? Zaten yapışkanları yanında. Bakın sabret, şükret, dua et diye. Çok da güzel. Evet şöyle Allah. Bu arada çocuklar eşimle aşağıda parktalar. O yüzden rahat rahat video çekebiliyorum. Yoksa Halit bunları çoktan halletmişti. Evet. İşte en sevdiğim kapı süsüm görüyorsunuz. El Hindi Home. Hoş geldiniz. Evet, Türk olduğumuz belli olsun. Bunu şimdi asacağım. Çok güzel ve şık duruyor. Şöyle bakın, yakından da göstereyim. Şeffaf flexi, vallahi bayıldım. Çok beğendim. İnşallah kayınvalidemler gelir de onlar da sevinirler. Çok istiyorum gelsinler. Bakın yine burada diğer odam için gri aldığım. Şöyle yine sabret, şükret, dua et var. Bunun yanında da böyle küçük bir lavantası var. Çok şık duruyor bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir, bilmiyorum. Bakın yine tek 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 bunların hepsi sarıldı. O yüzden çok şükür bir şey olmamış. Ben korkuyordum kırılırsa falan diye. Üzülüyordum. Ama hiçbir şey olmadan sağ salim Arabistan'a kadar geldiler. Nereleri neleri gezdiler. Heh, kırıldı sandım da. Kırılmamış. Evet devam ediyorum. Yine onun takımı. Bunlar diğer odaya gri olduğu için şöyle göstereyim. Kaç kilometre geldiler. Burada da Allah, Muhammed ve Vav harfi var. Şöyle göstereyim. Çok beğendim. Bunlar kaç uçak geçti? Kaç tane X-ray cihazından geçtiniz? Biliyorsunuz Medine'deki evimizde iki kapımız vardı. O yüzden böyle iki ayrı plexi yaptırmıştım. Burada da benim ve eşimin adı yazıyor. Evimize hoş geldiniz yazıyor. Bu da yine grili. Bunu da çok beğendim. Çok seviyorum. Devam edelim. Şurada düdüklü tencerem, çayım, Karaca'dan aldığım demliğim var. Sonra işte orada çok güzel sunumluk fincanlarım var. Şimdi sizlere yakından da çekmeye çalışacağım. Hemen şöyle detaylı bir şekilde resmen böyle çeyiz düzer gibi. Şöyle göstereyim hemen size etrafı da. Bu arada mikrofonda sorun olduğu için bu şekilde mikrofonsuz çektim ama inşallah sesim duyulmuştur. Bakın şöyle göstereyim. Plexiler bu duvara gelecek. Kırılmasınlar. 3 uçak getirdim şimdi kırılmasınlar. Evet bu şekilde bunlar bu duvara gelecek. Şurada görmüş olduğunuz duvara. Burada yine hurçlarım var. İçinde bir sürü şeyler var. Çantalarım var. Şöyle abayalarım var. Çok beğendiğim abayalarımı getirdim. Çok da severek giyiyorum. Bakın burada yine taş işlemeli abayam da var. Bunu da getirdim. Şöyle göstereyim. Özel günlerde giyerim. Burada farmasi ürünlerim var. Parfümümden, işte eşimin beğendiği şu parfüm ve şu parfüm çok güzel. Sıvı sabunum, güneş kremlerim, Arabistan olmazsa olmaz. Anahtarlığım, Halil için diş macunu, diş fırçası. Burada yine tarağımız var. Her şey, aklınıza gelebilecek her şey. Halit'in emziği bakın. Bu şekilde her şeyi getirdik. Bir de bu farmasinin mikrofiber bezi var. Çok güzel. Kir ve yağlarda etkili olan bunu da getirdim. Burada havlularımız var. Şöyle hemen burada görmüş olduğunuz kargolarımı da açmak istiyorum. Ondan sonra da şeyi yapacağım. Neydi bunun adı? Sehpalarımızı ve devam edeceğim. Burada Hisar'ın farmasiye özel ürettiği çok güzel bir
düdüklü tencere var. Çok ağır, inanılmaz ağır ve kaliteli. Hisarı zaten biliyorsunuz. Düdüklünün içinden çay çıkıyor. Orayı bile boş bırakmadık. Şöyle tomurcuklar, eşim bunları çok seviyor. Bu tomurcuk çaylardan aldık. Azıcık dökülmüş. Bakın hiç açmadım bile. Sizle birlikte açıyorum. Bir de bu şöyle de oluyor bakın. Ama gerçekten çok güzel ve çok şık. Beğendim. Gold olan her şey kalp ben. Bakın şöyle tek hareketle tık tık diye böyle iki tane programım var. Şöyle göstereyim. Burada da çok güzel bir kargom var. Sizlerle birlikte bunu da açmak istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Hemen açalım şuraya. Şuraya koyayım bir bunu. Hemen şöyle tabaklarımı göstereyim. Bunu da misafirlerim için Trendyol'dan aldım. İndirime girmişti. Diğerlerini göstereyim. Çünkü farklı desen. Bir dakika. Her şeyden ikişer tane var. İnşallah bunu da eltimlere sunum yapmak nasip olur. Bu şekilde çatal kaşıklarımla birlikte. Bir de kırmızı peçeteler aldım IKEA'dan. Dünkü videomda göstermiştim. Onlarla birlikte çok şık bir sunum olacağını düşünüyorum. Sizlere de çekerim. Bakın bunu açmaya bile kıyamadım. Dedim ki Arabistan'da açarım. Aman kırılmasın. Hepsi çünkü el emeği, göz nuru, el boyaması. İnci taneleri. İki tane iyisi var. Bakın burada telefon numarası da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Paketleme mükemmeldi. Hatta Halil bunları gerçek sanıp anne yiyeceğim falan diye, o yüzden ben hemen aldım. İçerisinde hiçbir kimyasal barındırmayan bitkisel soya mumudur. Evet, burada da mumumuz var. Şöyle hemen göstereyim. Tamamını okuyamadım. Ay, fincanlarıma bayılacaksınız. Öyle söyleyeyim. Açıp geliyorum. Allah'ım, dondurmalı fincanlar, bakar mısınız? Mücella Hanım, size çok teşekkür ediyorum. Sizi uzun zamandır takip ediyordum. Bu şekilde yollarımızın kesişeceğini hiç aklıma gelmezdi. Oralardan gelip bizim gibi el emeğiyle bir şeyler kazanmaya çalışan ev hanımlarına destek oldunuz. Kalbinizin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha kanıtladınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim karşınıza hep güzel, iyi insanlar çıkarsın. Rabbim de sizden razı olsun. Kalbinizdeki tüm dualarınızı kabul etsin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir not. Hediyelerden daha çok beni duygulandıran bu notunuz oldu. Allah razı olsun. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Herkes gerçekten gönlünde ne varsa onu Rabbim karşısına çıkarıyor. Beni de çok güzel insanlarla bu şekilde tanıştırdı Rabbim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyip seven herkese. Ay, şu fincanları ben görüyorum ama siz şimdi göremiyorsunuz. Detaylı bir şekilde açıp sizlerle paylaşacağım. Hemen şöyle Halil'in yastığını göstereyim. Yatağına takım olacak. Şöyle incileri bile var. O kadar güzel ki yine burada böyle duvar kağıtları var. Onları da yapıştıracağız odasına. Hani böyle odasına alışsın diye. Bununla da bol bol sunum yapmıştım biliyorsunuz. Annem dedi kızım sen gençsin. Al bunu sen orada kullanırsın diye. Bu şekilde bunu da getirdim suflalarıyla birlikte. Bakın arkası böyle ahşap çıkıyor yani. Ay, biraz nefes al Mücella diyorsunuz. Gerçekten haklısınız. Burada da Arabistan'da çok arayıp bulamadığım mama sandalyesi için böyle pofidik %100 pamuk bir kumaştan yapılan çok güzel bir mama sandalyesi örtüm var. Tabii bakın şöyle çekeyim dağınıklığı. Diyeceksiniz ki 8 valiz sana az bacım. Evet, en sona demliğimi bıraktım. Çünkü biliyorsunuz biz Türkler için demlik her şey. Benim birinci demliğim de Karaca'dan. Yine bunu da Karaca'dan seçtim. İyi ki de seçmişim. Çok çok güzel. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Açıp bir dakika açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Mikrofonum niye bozuldu onu da anlayamadım. Ama eşim gelince bir gösterdim. Bakın şöyle Karaca'nın çok güzel, böyle burası pudra mı desem, gül kurusu mu desem, bu demliğini tercih ettim. Evet şöyle göstereyim. Bu şekilde çok sevdim de. Bakın bu şekilde, aşağıda linkini bırakacağım. Çünkü son iki tane kalmış yazıyordu. Şu anda indirimler var çünkü. Evet bu da 6. Tam bize yetiyor. Biraz önce kullandığım için şöyle yıkayıp kaldırmıştım. Artık kaldırmam. Bakın. Kapağı da bu şekilde şöyle takayım hemen. Ben çok beğendim. Tam bize göre, böyle bize yetecek boyutta. Şöyle göstereyim. Düdüklümü de çok beğendim.
Evet, gelelim bu kargomuza. En çok merak ettiğiniz kargom. Benim de çok merak ettiğim bir kargo. Allah'ım, hepsi el boyaması bu arada. O kadar böyle özenerek sarmış ki canım benim. Sevgili inci taneleri. Evet arkadaşlar, şu birinci Türk kahvesi fincanımız bu şekilde. Kirazlı, çok beğendim. Bu arada nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Hemen ikinciyi açıyorum. İkinci de çilekli. Allah'ım, yerim ben seni ya. Evet arkadaşlar, şöyle hemen mumumu da sizlere göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde kimyasal içermiyor. Ay, kokusu da çok güzel. Böyle mis mis tertemiz kokuyor. Ben zaten mumları çok seviyorum. Eşim de, ben de bunu böyle sunumlarımızda kullanacağım. Evet, kargomu açmaya devam ediyorum. Burada yine limonlu bir fincanımız var. Evet, limon dedim ama şöyle ayçiçeği çıktı. Bakar mısınız? İnsan bunda kahve içmeye kıyamaz yani. O derece söylüyorum. Şöyle bakın, çok şık. Çok beğendim. Artık bununla güzel bir sunum yaparım sizlere. Ay, Halil bunu şimdi ısırmaya çalışacak dondurma sanıp. Bakar mısınız? Allah'ım, bu ne ya? Çok güzel. Böyle Trendyol'da görüyordum ama böyle canlı canlı görmesi çok daha güzel olmuş. Hemen gelir gelmez eşime bir kahve yapayım. Resmen yer kalmadı. Hele bu, hele bu. Zaten ben bunu lokum diye yerim. Lokumluk bu. Ama insan bunu lokum diye yer yani. Evet, burada da altlıklarımız var. Hemen onları da açayım. Sonra vedalaşalım. Ay Allah'ım, bunlar ne ya? Bayıldım. Bakar mısınız? Halil birazdan bunu gelip ısıracak çikolata sanıp. Bu arada burayı kırık sanmayın. Bunun böyle geldi. Hemen şöyle göstereyim. Hangileri hangileriyle takım. Burada hemen kirazlımız var. Ya bu ne ya? Allah'ım, şuna bakar mısınız? Çok minnoş. Hemen gelir gelmez şimdi eşime kahvesini yapacağım. Sanırım bu da bununla oluyor. Bakın şöyle dondurmasıyla çikolatası. Ay çok güzel. Hemen, ay şunu görseniz var ya, bayılacaksınız bakın. Şöyle mi? Ha, böyle galiba. Ay Allah'ım. Çok beğendim. Bakın. Evet, bu da tamam. Resmen el boyaması hepsi. Burada yine çilekli. Şöyle göstereyim. Çilekli fincanımızın şöyle kendisi, tabii el emeği Göz Nur boyamış. O kadar da güzel boyamış ki şöyle. Bu da çilekli takımımızın. Bir tane daha var. Onun fincanı şurada. Şimdi hemen şöyle araba için yaptırdıklarımızı da göstereyim unutmadan. Burada Halil ve Halit yazıyor. Burada da bizim isimlerimiz yazıyor. Bir de Ayetel kürsi var. Bunu da arabaya takacağım. Yine bu da plexi. Bunu da arabamız için yaptım. Yaptırdım. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda da sizlere Arabistan'a getirdiğim eşyaları çekmeye çalıştım. Burası bayağı bir dağıldı. Çocuklar gelmeden hemen toplamak istiyorum. Toplamam gerekiyor. Mikrofon bozuktu, o yüzden umarım ses iyi gelmiştir. Bu çantamı da çok severek taktım. Çünkü içine ne bulduysam doldurdum ama çantanın kendisi, derisi falan da bayağı bir ağırdı. Eşim diyor bunun içinde ne var çok ağır diye. Ama böyle görüntü olarak çok şık duruyor. Hanım hanımcık duruyor. Bir de içine ne koyarsanız koyun. Çocuklara yedek kıyafet, ıslak mendil, bez, biberon, su... Her şey, süt, her şeyi doldurdum. Çok da işime yaradı. Şöyle bunu göstermeyi unuttum çünkü. Onun dışında kehribar da var. Onu da göstereceğim ama şöyle hemen abayalarımı giyeyim. Zaten beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Bunu giymiştim. Çok da yakıştırmıştınız bana. Burası böyle organze kumaştan ve cepli. Çok da zayıfladım demiştiniz. Bu beni bir tık bayağı zayıf gösterdi. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir dağıldım ama videomu kapatıyorum artık. Çünkü
Bunu yapmaya vakit kalmadı. Video bayağı bir uzadı gitti. Sehpamı da sizlere çekerim. Bir de yan odada da bir tane halım var. Burada da bir tane halım var. Bunları da çekeceğim. Ondan sonra videomu kapatıyorum. Bu sefer söz gerçekten kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. Annemle babam bütün videolarımızı izliyor. Lütfen kötü yorum yapmayın. Çünkü onların kırılmasını istemiyorum. Ben artık böyle hani bu tarz insanlara alıştım ama onlar hani böyle çocuklarına hani tek kelime edilmesinden rahatsız oluyorlar, üzülüyorlar. Annemle babam üzülmesin. Sizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.